En iyisini bak, saymıyorum. Doğru söylüyorsun. 3 sene evvel bu takımın şu defans hattı neydi biliyor musun? Opare. Bek. Opare. Opare vardı hatırlıyor musun? Opare. Liverpool tek başına yıktı. Tek başına yıktı. Opare, Bek, Ersan, Rodolfo. Hatta zaman zaman Dali. Ya ben Rodolfo ile Brezilya'da röportaj yaptım biliyor musun? Yani bu kadrodan buraya gelmeler. Hatta o zaman Galatasaray. Bak bununla ilgili bir haber var. 8. haberi verelim. Yeni Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman oldu. Tam bu konuya değindi bizim şu an girdiğimiz konuya. Ben de akışı buna göre yaparak tabii ki. Akışına bıraktım güzel, diyorsun. Güzel geçer. Yapmışım akışı. Süper Lig'i yurt dışına tanıtacağız. Yurt dışına tanıtacağız değil mi? Tek aday olarak gösterildiği seçimde Fenerbahçe hariç 17 kulübün desteğini alan Beşiktaş Başkanı, Süper Lig'in marka değerini yükseltme vizyonunda olacağız. Kalıcı işler yapmak amacındayız ifadelerini kullandı. Kulüpler Birliği'nin bugüne kadar ne iş yaptığını bana birisi anlatır mı abi? Yayın ihalesi. Kulüpler Birliği konusunda tarih. Yayın ihalesi olmaz mı? Ben yine kronolojik bilgi vereyim. Telefonu çıkar. Kulüpler Birliği, sevgili arkadaşlar. Dört büyük kulübe karşı İlhan Cavcav önderliğinde, rahmetli önderliğinde 14 Anadolu kulübünü barındıran bir yapı olarak ortaya çıktı. Bu 14 Anadolu kulübünü bir araya getiren İlhan Cavcav'ın da uzun yıllar başkanlığını yaptığı Kulüpler Birliği merkezi Ankara'da olup o dönemin takımları işte Gençler Birliği, Ankara Gücü, Bursa Spor, efendim Zama, Eskişehir Spor, düşenler çıkanlar filan devam eden bu kulüpler dört büyüklere karşı kendi haklarını savunmak amaçlı bir birlik kurmuşlardı. Tamam. 2004 yılında Levent Bıçakçı'nın federasyon başkanı seçilmesinin ardından Levent Bıçakçı bugün belki hiçbirinizin öyle aklını geçireceğiniz bir başkan Türk futbol tarihinin temel taşlarından bir tanesinin yerini değiştirdi. O güne kadar yayın ihalesindeki gelirlerin %85'i 4 büyüklere gidiyordu. %15'i geri kalan 14'e gidiyordu. Bu 14 kulüp 4 kulüple karşı karşıya geldi. 4 büyükler sistemin devam etmesini istiyordu. 14 kulüp yani Kulüpler Birliği İstemedi. Sistemin Levent Bıçakçı'nın yapmak istediği pozisyonlamasını uygulaması gerektiğini düşünüyordu. Neydi o? Bugünkü sistem. %50 eşit para. Geri kalan %50'nin %35'i işte şampiyonluk primi. %15'i de puan performans primi falan işte. Ondan sonradır ki bunlar bu transferleri yapabildiler. Ondan sonradır ki Bursa'nın şampiyonluğu geldi filan. Baktılar ki Kulüpler Birliği'nin dediği oluyor. O dönem öyle oldu. İlk başkanı kimdir? İlhan Cavcav. Hayır. Dört büyüklerin dahilinden sonra ilk başkanı kimdir? Özcan Can Aydın'dır. Rahmetli Özcan Can Aydın'dı. Rahmetli Özcan Can Aydın'ın dahliyle Kulüpler Birliği dört büyükleri de içine alan bir başka güç odağı olarak oluşturuldu. Kulüpler Birliği ilk sınavını Haluk Ulusoy, Hasan Doğan seçiminde verdi. Tamam. Peki. Haluk Ulusoy, Hasan Doğan seçiminde Özcan Can Aydın aslında Hasan Doğan lehine gözüküyorken Haluk Ulusoy'a dümeni kırınca seçimi Haluk Ulusoy kazandı. Ayhan Bermek Hasan Doğan'a karşı. Tamam. Sonra Özcan abi rahmetli görevi bıraktı. Aziz Yıldırım başkan oldu. Aziz Yıldırım başkan olduktan sonra ihale yapıldı. Aziz Yıldırım'ın başkanlığında Aziz Yıldırım bizzat o dönemin telekomünikasyon firmalarıyla tek tek görüşerek son gece dahil her kulüpten de şey alarak Muvaffakatname alarak işte yayın ihalesi dedim ben. Tek tek girerek yayın ihalesini uçurdu. Evet. Tamam. Son gece o dönemin Kulüpler Birliği. 2009 değil mi bu? 2009. Doğru. Son gece biliyorsun şeydeydi. Yıldız'daydı. Dijitürk'te 24'te çalışıyordum ben vergilin, o zaman. Canlı yayın yapmıştım. Vergilerin düşürülmesinde Aziz Yıldırım'ın dönemi Kulüpler Birliği sağlamıştır. Aziz Yıldırım'dan sonra da Yıldırım Bey olmuştur.
Sonra da işte 3 Temmuz falan filan Yıldırım Bey Federasyon Başkanı Göksel Bey devam etmiştir. Göksel Bey de ikinci ihalede etkili olmaya çalışmıştır. Gerçekten de şey olmuştur. Olmuştur da. Çok çalışmıştır. Gerçek raporlar falan hazırlatmıştır. Olmuştur. Yabancı sayısı, VAR sistemi, bunların hepsinde Göksel Bey'in etkisi vardır. Tabii. Ama Göksel Bey ile Aziz Bey dışında yani bireysel çalışma ister. Fikret Başkan'ın da bunu yapması gerekiyor diyorsun. Fikret Başkan, bir, mesela Dursun abi bir şey yapmadı yani. Doğru, yapmadı. Ama çok da zamanı yoktu orada. Yani Kulüpler Birliği Başkanı olmanın dezavantajları da var. Konuşmalar, röportajlar. Kulüpler Birliği Başkanı oldu mu bak Fenerbahçe'nin başarısızlık dönemlerine denk gelir. Hatta o zaman Aziz Bey dediler sen Kulüpler Birliği'ni bırak Fener'in başına tekrar dön dediler. Bunları iyi hatırlayalım. Benzer bir şey olabilir. Çünkü diyorsun. Niye biliyor musun? Futbol siyasetine giriyorsun. Doğru. Futbol siyasetine girdin, mecbur gireceksin yani. Bu oranın başkanıysan futbol siyasetin içine gireceksin. Buna mecbursun. Şimdi ama bir ufak etkin var federasyonda falan etkin var. Fikret Bey şimdi futbol siyasetin içine girecekse, girmezse Dursun Bey gibi olur, Özhan abi gibi olur, bir şey olmaz. Bir faydası olmaz. Yok girerse faydalı olur. Bu sefer Beşiktaş'ta açık verebilir. O yüzden Kulüpler Birliği Başkanı olmayı, mesela ben büyük takım başkanı olsam o istemezdim. Sen ol başkan dediler biliyorsun Fikret Bey'e. Tabii. Öyle geldi. Muharrem Bey de istiyordu bir ara ama Muharrem Bey biraz takımın durumuyla ilgili sıkıntı da yoksa Muharrem Bey de Dursun Bey'den sonra istiyordu. Yoksa Kulüpler Birliği'nin tarihi budur. Yaptıkları da bunlardır. Güzel özetle. Benim için bir tek bu da yorum var. Göksel Gümüşdağ'ın yerine ki iyi niyetli çalışmasını falan konuşacak değiliz. Veli Kaya, Ali Güzel, Hasan Yiğit, Hakan Çelik, Mustafa Çeliker gibi herhangi bir XYZ kulüp başkanı olmuş olsaydı bugün futbolu 500 milyon dolara satabilir miydi? Onu Göksel Bey de satmadı zaten. Kimse yapamazdı canım. Bu kadar basit. Doğru. Göksel Bey'in kişiliği, siyasi duruşu, akrabalık ilişkisi. Elbette ama Göksel Bey şeyi yaptı ama yani. Tabii onun yaptığı şekilde olmadı ama. Göksel Bey'in ağırlığı şey her yaptı zaman yani, çok net hissedildi. Yani, evet, Göksel Bey'in ağırlığını anlatmaya çalışıyoruz zaten. Yani sonuç itibariyle Serdar'ın sözünü etti o Kulüpler Birliği bir şey yapamıyor duygusunu Göksel Bey biraz bize Kulüpler Birliği'ni sektörleştirdiyse, kurumsallaştırdıysa kendisinin kendisi olmasından. Valla o dedi bak şöyle bir not düşeyim. Yıllardır o bahsettiğim tüm süreçlerde muhabir olarak görev almış bir basın mensubu olarak o Kulüpler Birliği'nin nereden nereye geldiğini, gücünün nasıl arttığını, içerideki etkiyi hepsini an be an takip ettim. Yani, 3 Temmuz'da mesela hiç topa girmediler. Aziz Bey o günden beri gitmiyor. Doğru. Geçildiği işte organizasyonun gerçekleştiği yerler değişti. Gücü arttı. İçerideki o etkinlik canım, furyası arttı? Farklılaştı. Nasıl arttı aslanım? Nasıl arttı kardeşim? Nasıl arttı bir tanem? Abi kabul edelim ki. Kabul ediyorsun işte ben de onu atlaşıyorum kabul edelim zaten ki, yani. İlk gün, hayır bak o ilk günkü Kulüpler Birliği biraz daha ne güzel bütün başkanlar toplandık havasındayken şu anda biz şunu yapabilecek güçteyiz'e geldi Kulüpler Birliği. Aziz Yıldırım ihaleden sonraki ilk toplantıya geldiğinde hepsi ayağa kalkıp alkışlamışlardı. 2010'daki ihaleden sonra. 3 Temmuz'da hiç açıklama yapmayınca başkan kırıldığını iletti. O günden beri de gitmiyor. Dolayısıyla zaten Kulüpler Birliği denilen şeyin de bir birlik hali de pek yok. Ama Göksel Bey Allah için çok çalıştı yani. Çok Göksel efor Bey sarf etti. Yani oraya profesyoneller falan atadı yani. Bugün oranın genel sekreteri falan maaşlı yani. Orada şey var. Onların ben burada Göksel güçlüyüm. O para nasıl gelir diye durmadı yerinde. Tabii, Göksel tabii, Bey tabii. O parayı getirmek için de çalıştı. Tabii. Başka işler için de çalıştı tabii, Göksel Bey. VAR sistemi falan bunların hepsi fikir üretiyor yani. Tabii, orada konuşuyor. Ben Türkiye'de fikir üreten adamları seviyorum. Bak bu adamın kim olduğu önemli değil. Ya 14 yabancı demiş Fatih Terim. Ya beğenmiyorsan karşı fikir söyle. Serdar Ali Çelikler nacizane diyor ki ya yabancı hakem getirelim. Beğenmiyorsam karşı fikir söyle. Ümit Özat istediğin kadar beğenme. Adam diyor ki kulübeler şey değişsin. Kulübeler değişsin diyor. Çok doğru. 3 oyuncu değişikliği olsun ama bir tane de kaleci ekstra. Çok doğru verirsin. Şeyler söylüyor. Bir şey söylüyor adam abi. Sen adamı beğenmeyebilirsin. Ama adam bir şey söylüyor. Dünya böyle sen burada fikir tartışacaksın. Fikir tartışıyor. Fikir üretmiş. Göksel Bey fikir üretiyor. VAR getirelim diyor. İhaleyi böyle yapalım diyor. İşte paraşüt düşen takımlara paraşüt verelim diyor. Bir şey söylüyor yani. UEFA Transfer Komitesi gelsin. Geçen hafta söyledim. Bu olmaz. Tamam ne olur peki? Sen söyle abi bizim dediğimiz olmaz da sen de ki bu olmaz. Şu olur. Bir de futboldan gelmeyenlerle tartışmayalım. Ha yani falan. O zaman sen de ki bak. Abi sen öyle olmaz bak böyle olur da. Rıza Uçak da onu efetti mi ya? Futboldan gelmeyenlere konuşmak burada etti de işte. Ya? Etti mi hakikaten yani? Maalesef. Yani çok... Bazen ne söylüyorsun? Ben de diyorum ki hani... Yani düşünüp söylemek lazım.
Kendini dinleyip. Radikal bir adam mı değil? Niye böyle söylüyor? Kendini dinleyip söylemek lazım. Fikir üreten adamların fikirlerini tartışmamız gerekiyor. Fikirlerini tartışalım. Üçüncü ligi kapatalım. Bu bir fikirdir abi. Kapatmayalım tamam. Ama şöyle yapalım. E tabii ki. Şöyle yapalım. Bizde fikir sevmiyorlar biliyorsun. Fikir tartışmayı da sevmiyorlar. Ya adamın kim olduğu önemli değil. Bak Fatih Hoca'nın bizde emir gelsin yapılsın. Kim dediği, kim dediği bırakalım abi. Ne dedi? Ümit Özat'ın söyledikleri çok mantıklı şeyler. Fatih Hoca. Yani Ümit Özat bakıyorum futbolla ilgili evet, fikir şey var. Ya, futbolla ilgili söyledikleri evet. Mantıklı. Tabii gerisiyle katılmıyor. Gerisi maalesef. Yani konuşma tarzından şeyine kadar hiçbirisine katılmıyor. Söyledikleri. Ama adam bir şey söylüyor. Ya bunu tartışalım. Ya bu olabilir mi? Güzel fikir aslında. Veya yok ya öyle değil de şöyle yapalım. Fatih Hoca'nın 3. ve 2. lig kulüpleriyle ilgili söylediği ama siyasal konjonktürden ötürü fazla bağıramadığı konu bence Türk futbolunun kurtuluşlarından. Yani Türk futbolunda o Haliç kararlarının içerisinde en önemlisi buydu. Ve Fatih Hoca'nın yapamadığı tek şey bu oldu. O anlamda yani harekete bile geçemedi diyeyim daha doğrusu. Harekete bile geçemedi. Tek konu bu oldu. Çünkü karşısına dediler ki hocam iyi. Yani dediler değil böyle düşünüyorum. Ya yani, hocam sen ne yapıyorsun? Orada protokol tribünlerimiz maç yaptırıyoruz. Bunun doğusu var, güneydoğusu var, Orta Anadolu'su var, siyaseti var. Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi değil, CHP'si var, MHP'si var. Ne yapıyorsun sen dediler. Hoca orada teslim oldu. Onu zaten biz hocaya onun olmayacağını söylemiştik. Canım. Tabii. Ki biliyorsun o akşam hep birlikte. Olamaz yani öyle bir şey de. Yani sonuç itibariyle bir fikir verdiğin zaman bunu tartışa. Bu böyle olma. Peki nasıl olur abi? Tamam böyle olmasın da nasıl olur? Onu da sen söyle. Bak bütün bu söylediklerim var ya, futbolcu kardeşlerimizden de dostlarımızdan da şu cümle kalıbını alıp çıkaralım ve tabii ki tüm aslında kendi iklimimizden. Büyüklerimiz bilir. Büyüklerimiz daha iyi bilir. Biz görüş belirtmeyelim. Ya İlhan Mansız biz çift forvet oynamalıyız yoksa bu maçı kazanamayız dediğinde Lazio maçından önceydi sanırım. Topa koyuldu biliyorsun. Bir futbolcu bunu söyleyemez hocasıyla ilgili diye. Yani orada deniyor ki bırakın büyüğümüz bilir. Lucescu büyüğümüz. Olur mu? Ya herkes fikrini dile getirsin ki böyle daha ortaya güzel evet, yani bir hikaye çıkarabiliyoruz.